Akropaylan değerlendirecek. Kendisi şu anda telefon hattımızda. Merhabalar, bültenimize hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan gerginliğinde taraf tutmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tutumun sonuçları neler doğurur? Türkiye maalesef bölgesel bütün gerilimlerde mezhepçi, dinci ve milliyetçi davranıyor. Her şeyi Türklük ve Müslümanlık ve Sünni Müslümanlık parantezinde bakıyor bütün gerilimlere ve bu yüzden de hiçbir gerilimi çözemiyor. Suriye'de biliyorsunuz yangına benzin döken bir mezhepçi bir anlayışla Suriye politikası güdüldü ve Suriye'deki iç savaş yangını daha da büyütüldü. Doğu Akdeniz'deki gerilim o çerçevede bakıyor, Libya'daki gerilim öyle bakıyor. Aynı şekilde 25 yıldır süren Azerbaycan-Ermenistan gerilimine de milliyetçi bir çerçeveden bakıyor. Bu yüzden de Azerbaycan-Ermenistan meselesinin çözülmemesinin en büyük sebeplerinden biri Türkiye'nin milliyetçi bakışı. Oysa Türkiye, Ermenistan-Azerbaycan geriliminin çözümü için kurulan Minsk grubunun bir üyesi. Minsk grubu da Azerbaycan-Ermenistan geriliminin barışçı bir şekilde çözülmesi için kurulmuştu. Ama buna rağmen geçenlerde biliyorsunuz Dışişleri Bakanı neredeyse savaş ilanına anlamına gelecek bir açıklamada bulundu. Bu iş siyasi yolla çözülmüyorsa başka bir şekilde çözeriz diye bir açıklamada bulundu. Bu neredeyse bir savaş açıklamasıydı. Gerilimi şiddetle çözeceğini söyleyen bir Dışişleri Bakanımız var maalesef. Ve bu gerilime tabii ki aynı şekilde Türkiye'ye de yansıyor. Bu en son Kumkapı'da, İstanbul Kumkapı'da yaşayan Ermenistanlı vatandaşlara bence orada sonuç olarak devletin belli derinlikleri tarafından cesaretlendirilen Azerbaycanlılar tarafından saldırıya uğradılar, darp edildiler. Bu da gerginliğin Türkiye'ye yansıması demek. Azerbaycan-Ermenistan geriliminde taraf tutmak aynı zamanda hem çözümsüzlük demek hem de bu çözümsüzlüğün diğer ülkelerde yansıması demek. Türkiye'de de Ermenistanlılar yaşıyor, Azerbaycanlılar yaşıyor. Bu gerilimin elbette biz de sonuç olarak mağdurlarıyız. Bu gerilimin barışçı yollarla çözülmesini istiyoruz. Çözülmediği takdirde de milliyetçiler maalesef bu meseleyi yeni provokasyonları kaşımaya devam ediyorlar. Ben bunu bir provokasyon olarak değerlendiriyorum. Çünkü yıllardır Türkiye'de Ermenistanlı vatandaşlar var. Bunların sayısı Erdoğan dediği gibi 60-70 bin, 100 bin değil. Sayısı 7-8 bin, 9 bin civarında. Ve burada yıllardır yaşayabiliyorlardı ama son dönemde olan saldırılardan dolayı ciddi kaygılar duyuyorlar. Bu saldırılar tedirginliklerini arttırdı diyebiliriz yani, değil mi? Elbette kesinlikle gerilim arttırdı ve ciddi kaygı içinde yaşıyorlar Ermenistan'da vatandaşlar. Bu son saldırılarla birlikte hepsi büyük kaygı yaşıyorlar. Azerbaycan Ermenistan arasındaki gerilimin sonuçta buradaki tezahürlerinde kendilerinin saldırıya uğrayabileceklerini gördüler. Ve ben bu saldırıların devlet içinde belli eller tarafından cesaretlendirildiğini düşünüyorum. Bunun da ortaya çıkarılması için İstanbul Valisi'ne de İçişleri Bakanlığı'na çağrı yaptım. Bir an önce bu gerginliği durdurun dedim. Kimler cesaretlendiriyorsa bu Azerbaycanlıları onları durdurun diye çağrıda bulundum. Önemli olan Azerbaycan-Ermenistan geriliminin azaltılması ve oradaki özellikle Karabağ sorununun barışçı çözümüne Türkiye'nin destek vermesi. Bu yoldan yürümediğimiz takdirde maalesef şiddet sarmalı içinde hem Ermeniler hem Azerbaycanlılar milliyetçi politikalarla içinde yoksullaşmaya devam edecek. Bundan da hem Türkiye'nin silah sanayicileri hem Rusya'nın silah sanayicileri kazanacak. Ama Ermeni ve Azeri ve Türk halkları kaybedecek. Biz hep beraber kazanmamı istiyoruz, barışı kazanmamı istiyoruz. Garo Bey, son olarak Azerbaycan-Türkiye tarafından yapılacak ortak tatbikat hangi mesajları içeriyor? Şimdi ya mesele şu, bakın Türkiye'nin... Türkiye'nin biliyorsunuz Tayyip Erdoğan'ın iki damadı var. Birisi Maliye Bakanı ve Türkiye'deki vatandaşlarımızın vergisini topluyor. Hepimiz yoksul vatandaşlarımız vergi ödüyor. Diğer damadı da silah sanayicisi. Pek çok pahalı silahlar üretiyor. Bu silah sanayinin müşterilere ihtiyacı var. Libya'daki çatışmalarda kullanılıyor bu silahlar, damat Bey'in ürettiği silahlar. Bir de Azerbaycan'a satılıyor. Başka ülkelerde satılıyor. Yani oysa biz diyoruz ki ya silah sanayi yerine barışa yatırım yapalım. Yani damatlar varsın, bir damat para toplayıp öbür damada vermesin. Türkiye'nin bütçesi barışa harcansın. O çocuklarımızın iyi eğitim alması için, yoksulların gelire kavuşması için harcansın diyoruz. Ama maalesef Erdoğan silah sanayini büyütmek istiyor. Bunun için de gerilimlere ihtiyacı var, savaş politikalarına ihtiyacı var. Suriye'deki savaşa, işte Libya'daki savaşa, Azerbaycan-Ermenistan savaşına ihtiyacı var. Biz bu savaşçı politikaların bitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir an önce barışçı politikalara dönmeliyiz ve ülkemizin bütçesi de
halkımız için harcanmalı, savaşa ve damatlara harcanmamalı. Garo Paylan, değerlendirmeleriniz için teşekkürler.